mı? Vallahi adeta yeryüzünde bir cennetmiş Rodenya. Baksana, etrafımız hep meleklerle dolu. Sence de güzel değil mi ev kardeşim? Ne de olsa Che Guevara gibi bir devrimci doğurmuş bu coğrafya. Nasıl güzel olmasın Rodenya? Yapma. Dünkü Erasmus partisinden sonra evimizi görün istedik. İşte bizim evimiz La Casa. Allah Allah! Taç Mahal gibi yahu. Öyle değil mi? Ne kadar büyük ev kardeşim. Taç Mahal'e mi geldik bilmem ama olay mahaline geldiğimiz kesin. Evdaş Bilal. İki güzel genç kız bize evlerinin kapılarını açtı. Ev biraz kapitalist ama olsun. Ev kardeşim. Biz. Kardeşim Jalapeno ve ben Lemonarella. Dün geceki partide siz iki yakışıklıyı gördük. Biz çok mutlu amore. Ev kardeşim. Ben mi yanlış duydum yoksa yakışıklı mı dedi? Dün akşamki partide mekan karanlıktı diye sanmıştım ama ilgi burada da devam ediyor Erasmus Taş Bilal. Kızlar bizi seviyorlar. Evet, biz sizi çok seviyoruz. Bütün Rubenya olarak Turko dizileri izledik. Hatta Türkçeyi oradan öğrendik biz. Bence sen İbrahim muhteşem Süleyman'a benziyorsun. Ha sen Bilal Şehzade Mustafa'ya benziyorsun. Allah'ım. Bu iki güzel kızın gözlerini bağladığın için sana şükürler olsun ya Rabbim. Farklı açıdan bakacak olursak güzellik faşizmine savaş açmış iki devrimciyle beraberiz evdaş. Doğru dedin ev kardeşim. Ha bu arada kızlar biz de size Türk lokumu getirdik. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Lokuma. Aa la la. Ama siz varken lokuma ne gerek var? Anne, o lokum sizden daha tatlı olamaz. İbrahim kardeşim, biz hangi yetimi sevindirdik? Biz hangi garibanın hayır duasını aldık ya? Yılların mücadelesi sonunda meyvesini verdi diyelim evdaş Bilal. Bizim size bir sürprizimiz var. Ama biraz oturun hadi. Oturalım hadi, böyle hadi. Mi? Böyle otur. Bekleyin La Casa de Papel. Kız kardeşleri bulduk. Bacanak oluyoruz. Ay evdaş Bilal. Yine de keşke şu Erasmus'umuz Rubenya gibi faşist diktatörlükle yönetilen bir ülkeye çıkmasaydı. Hollanda gibi, Belçika gibi daha özgürlükçü ülkeler olabilirdi. Benim için hepsi aynı. Orada da cami yok, burada da cami yok. Yani benim için bir fark yok. Bu arada evden çıkarken bıyığına fön çektiğini görmedim sanma. Öz bakım devrimsel bir eylemdir. Bu arada Jalapeno Hanım'ı beğendiğimi söylemeliyim evdaş Bilal, ona göre. Ev kardeşim. Ben de Lemorella'yı çok beğendim. Gerçi keşke Müslüman olsa, ismini değişse. Bak ne güzel isimlerimiz var. Lemorella nedir yahu? Lemonata gibi. Bu arada evdaş Bilal söyleyeceğim unutuyorum. Hı? Ben bu iki kızı bir yerden hatırlayacağım ama nereden? Bunları daha önce nerede görmüş olabiliriz? Rüyamızda. Biz böyle kızları ancak rüyamızda görürüz ev kardeşim. Sorgulama. Sana verilen, sana bahşedilen nimetlere biraz şükret. Oh, Allah! Meyve tabakları ağzına
bulamadık sizi. Özellikle ülkemizde yetişen muzlar çok meşhurdur. Banana ibu. Ben ithal muza karşı olsam da sonuçta bu muzun ana vatanında sizin ülkenizdeyiz. O zaman bu ithal olmuyor. Yok. Demek ki yiyebilirim. Alayım bir tane. Bu arada bu devrimsel birlikteliğimizi bir kutlayalım mı? Ne dersiniz? Perfecto. Ben müzik açayım. Olala. Olala, olala. Sen ver be kadın. Ver. Ha. Üzümü ya. Ev kardeşim. Nasıl kolay oldu yahu bu iş? Biz yıllarca memlekette boşuna eziyet çekmişiz kız için. Gerçekten keşke daha önce gelseydik. Bu arada kızlar, söylemeden geçemeyeceğim. Az önce evlaşıma da sordum. Biz sizinle daha önce bir yerde karşılaşmış olabilir miyiz? Yani ben sizi bir yerden çıkaracağım, birine benzeteceğim ama kime? Aa, bizim babamız çok meşhur biri. Sen bizi oradan tanıyorsun. Allah Allah. Ne işle iştigal ediyor babanız? El diktatör. Ne? Diktatör. Siz şimdi babanızın kanlı diktatör El Macho olduğunu söylüyorsunuz bana? Şey ya? Hayatta inanmam. Gözlerimle görmeden inanmam. Ya bir kere de görmeden inan be. Bak, al işte. Bu bizim aile fotoğrafımız. Bu da Robeya parası. Bu paranın üstündeki adam, bu fotoğraftaki adam aynı. Siz gerçekten diktatörün kızlarısınız. Si. Allah'ım, erken konuştum. Hay şu ağzıma tüküreyim ya. Zalimin kızları. Çok da güzeller. Ne yapacağız? No, Pedro, korkmayın. Mi padre iş gezisinde. Tam olarak nerede? Aa, Djibouti'de. Djibouti'yi işgal etmeye gitti. Elmas madenleri var orada. Ne? Yapma. İş gezisi dediğin sömürgecilik faaliyetleri mi? Djibouti'li madenciler ağlarken ben nasıl güleyim? Alçak adam! Yapma. Alçak adam! Yapma, yapmasın. Tranquilo, İbo. Her ne kadar diktatör de olsa o bizim papa. Onunla böyle konuşamazsın. Evet, meyveleri yerken iyiydi şişko. Bunlar da halkından, tarlada çalışan çiftçisinden sömürdüğü meyveler değil mi? Reddediyorum bunları yemeği, yapma. Reddediyorum. Yapma, yapma ev kardeşim. Allah aşkına. Ne olursun, üzümü ye, bağını sorma. Hadi ye. Yiyemem. Yiyemem Evdaş Bilal. Kaldırın, gözüm görmesin bunları. Kaldırın. Yapma. Bak oraları hep çizdim. İbrahim, sen biraz olayları büyütüyorsun. Bak biz sizin için neler yaptık. Belki dahası da olacak. Ya. Belki diyor. Dahası da olacak diyor. Bu kutlu müjdeyi yok mu sayalım? Yapma, yakma bizi muhterem. Evdaş Bilal, sorarım sana. Ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Burada Rubenya yanıyor, Rubenya! Ya muhterem, Rubenya yanıyorsa bırak onu Rubenyalılar düşünsün. Sen her şeyi çok abartıyorsun. Zaten siz isyancılar böyle bütün ortamın tadını bozuyorsunuz. Yeter artık. Babam yokken takılalım artık. Evet. Burada takılalım. Başka bir şeye takılmayalım. Yahu Latin ateşi diye geldik. Sen yine devrim ateşini yaktın. Yapma gözünü seveyim. 3 gün sonra yokuz zaten. Hayır Evdaş Bülent, asla kabul edemem. O mazlum halka karşı sorumluyum ben. Halkın muzunu halka geri vermeliyim. Ulan bırak halkın muzunu. Babası gelirse kendi muzunu ne yapacaksın? Onu düşün.
Ayrıca ne sorumluluğu yahu? Seferiyiz burada. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun evdaş Bilal. Che Guevara'nın doğduğu bu coğrafyada demek ki benim de bir sorumluluğum var. Tarih beni affetmez. Ulan bu işi bozarsan asıl ben affetmem seni. Aa! Papa! Papam geliyor. Ne? Gel kardeşim. Gel sana bir sarılayım. Gel. Helalleşelim. Ecel kapıya dayandı. Yapacak bir şey yok. Benimle bir tekrar et. Aç. Eşhedü en la ilahe. Korkma evdaş Bilal. Fikirlere kurşun işlemez. Yahu bize işler, bize. Lampaya dosyayı hemen saklamalısınız, hemen. Hayır, hemen. Hayır, bırakın. Asla saklanmayacağız. Diktatör rejimi son bulacak. Bu diktatörlük yıkılacak. Ve biz devrim ateşinin yandığı Robenya'da dimdik ayakta kalacağız. Yapma. Ne oldu devrim ateşine? İçimizde yanmaya devam ediyor. Ama şimdi çıkarmanın sırası değil. Bir kısmını çıkardın gibi. Korkuyorum. Hayır, korkacak evet. Bir şey yok. Bu rutin bir şey ama sizin yukarı çıkıp saklanmanız gerek. Tamam. Ama hızlı, hızlı, bak. Hızlı. Evdaş Bilal, biraz acele et, hadi. Acele işen şeytan karışır ya. Yahu ardımızda diktatör bağırıyor. Yürü. Yukarı, yukarı. Hola, kızlar! Size elmas getirdim. Al. Bunu kırıp yarısını kardeşine ver, La Morella. Oh, mucho gracias, papa. Evdaş Bilal, gördün mü? Kanlı elması kızlarına hediye etti. Ulan sen hala orada mısın? Adam bizi bulmasın, dua et. Çok yorgunum, chicas. Yukarı çıkıp dinleneceğim. No, papa, no, papa. Yukarı çıkmaya gerek yok. Neden? Yukarıda ne var? Yani şöyle, Jalapeno diyor ki, bak papa diyor, biz sana meyveler yaptık diyor. Oo, çok güzel diyor, otur papa diyor. Siz bana hazırlık yaptınız. Beni çok duygulandırdınız. Diktatöre bak. Duygulandım diyor, sanki duygulanabilirmiş gibi. Ben bu diktatörü deviririm evdaş, deviririm. Kaset deli! Miyav! Ay kedi, kedi pisi girmiş baba, pis pisi. İmkansız. Kedi tüyüne alerjim olduğu için geçen sene ülkeden bütün kedileri topraktım. Ve yukarı çıkıyorum. Anne, Badr. Yukarı, yukarı çıkamazsın baba. Ne işin var yukarıda? Ne yapacağım? Hissediyorum burada biri var. Ya papa gördün mü? Yukarıda hiç kimse yok. Haklısınız. Kimse yok. Aşağıya iniyorum. Ne işin var aşağıda papa? Hadi dinleneceğim. Yorgunum diyordun. Geç yukarı yat. Uzan papa. Siz neden bana böyle saçma davranıyorsunuz? He? Yoksa benden gizlediğiniz bir şey mi var? Ha, no papa, no papa. Biz senden ne gizleyebiliriz? Senin gibi bir diktatörün kızlara bir şey gizleyecek kadar salak mı? Ne baba, ne baba? O neydi? Papa, bu divan çok eski. Bunu değiştirmek gerek. Thank you.
Türk solu gibi paramparça oldu. Sen kimsin? Ben ezilen halkın sesiyim. Sen kimsin? Ezilen halk. Ne işiniz var benim sarayımda? Askerler nerede? İkinizi de asacağım. No papa, no. Onları asma, por favor. Ha papa, biz onları çok seviyoruz ama arre. Yalan söylemeyin. Bu tipleri neyini seveceksiniz? Onların hayatını kurtarmak için bunu yapıyorsunuz, dikkat. Çıkın dışarıya. Ne? Dışarı çıkın. Biz ne yapacağız? Ben halledeceğim onu. Bir daha böyle yakışıklısını bulamayın. Hakkını helal edeyim kardeşim. Helal olsun evlaş Bilal. Faşist bir diktatörün kölesi olmaktansa özgürlük yolunda ölmeyi yeğlerim. Çok da özgürlük yolu değildi ama neyse. Tamam yara, özgürlük, ey maço. Çık dışarı, biz kazandık, sen kaybettin. Devrim oldu. Devrim oldu. Devrim geldi, hoş geldi. Evlere neşe verdi. Ne oldu sana yahu? Neden kimse beni sevmiyor? Ama muhterem, yani sen de biraz şeysin. Neyim? Faşist bir diktatör. Bunu ben seçmedim. Babadan oğlu geçiyor. Ne yapabilirim? Sarılma oğlan, sarılma. Halk bizi de işbirlikçi zannedecek. Şu anda bu evde beraberiz. Geçmiş olsun, o iş bitti. Benim bütün elim var. İsterseniz beraber kaçabiliriz. Çıkka! Devrimin yanlış tarafındayım. Bu nasıl büyük bir acıdır? Ulan tamam yahu. Memlekete dönünce yazarsın şiirini. Ev kardeşim. Bu halk kızları da yargılar mı? Muhtemelen. Aman! Devrimciler! Her şeyi de abartıyorsunuz yahu! Hadi geliyor musunuz? Geliyoruz. Hadi. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen nesin?